SRP nedir arkadaşlar? Niye yükselir? Yükseldiğinde ne yapmalıyız? Korkmalı mıyız? Veya nasıl düşürülür? Bu güzel orman manzarasında size bunu anlatayım. SRP'yi daha önce anlatmıştım ama biraz uzun olmuştu. Bugün biraz daha kısa tutmaya çalışayım. Daha rahat anlayın. Şimdi arkadaşlar SRP şu demek. C reaktif protein. Bu bir protein. Ee, karaciğerde üretiliyor. Niye üretiliyor? Vücutta bir inflamasyon ya da bir travma varsa vücut bir takım savaşçılar üretiyor işte. Antikor üretiyor, bir takım sitokinler üretiyor, üretiyor. CRP de bunlardan biri bir inflamasyon göstergesi. inflamasyon nedir? İşte aralarında aklınıza gelen her türlü enfeksiyondan tutun travmalar, kanserler, bir takım vücudun kendine saldırdığı otoimmün durumlara inflamasyon diyoruz. Şimdi srp niye artar? Bunlara kısaca sayalım. Tabii bu CRP artışının şiddetine göre şimdi düşük değerler çok fazla önemli olmayabilir. Mesela Aşırı kilo, obezite, sigara içme. E, onun dışında gebelik, bir takım e, basit enfeksiyonlar işte soğuk algınlığı gibi, e, tonsilit gibi enfeksiyonlarda ne yapar? CRP artar ama özellikle seviyesi 10 ve üzeri ise bu bir takım enfeksiyonları gösterebilir. Özellikle 50 ve üzeri değerler 90 akut yani hızlı başlangıçlı bakteriyel enfeksiyonları gösterir. İşte nedir bunlar? Kan zehirlenmesi, sepsis, işte peritonit, pankreas bezinin iltihabı, pankreatit, zatürre, bronşit, e, tüberküloz, bir takım otoimmün enfeksiyonlar nedir? Sistemik lupus, eritematozus, romatoid artrit, e, onun dışında tiroid bezinin iltihapları aklınıza gelen bütün iltihaplarda SRP artar. Onun dışında kanserlerde artar, geçirilmiş travmalarda artar arkadaşlar. Ameliyat olduğunuz onda bile artar ama dediğim gibi özellikle 50 ve üzeri değerler akut bakteriyel enfeksiyonları gösterir. Şimdi SRP'nin her yüksekliğinde tedavi gerekmez. Buna doktorunuz karar verir. Genellikle bir enfeksiyon olduğu için tabii o enfeksiyonun düzelmesiyle SRP düşer. Yani sizin yapacağınız bir şey yok. SRP'nin bir diğer önemi de şu. Özellikle sürekli 5 ve üzeri değerleriniz varsa bu kalp hastalığı riskinizi artırır ileride bir kalp hastalığı, kalp krizi riskinizi arttırır. Onun için SRP'nin çok uzun süreli yüksek olması da istenmez. Bunun için HSSRP dediğimiz başka bir hassas test kullanıyoruz. Ama dediğim gibi enfeksiyonlarda SRP artar genellikle ve enfeksiyonun giderilmesiyle SRP seviyeniz düşer. Zaten önemli olan enfeksiyonun giderilmesidir. SRP'yi nasıl düşürüm gibi bir endişeye kapılmanıza gerek yok. Evet SRP bu arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.